Gelin bakalım. Hoş bulduk Cahcan. Ne o? Kiraz getirmişsin. Kiraz topladım elimle, bir iyisin hocam diye. Hoş geldin. Maşallah dilin de açılmış. Gelsene masaya dön, biraz yaklaş bakayım. Açıldı dilim falan. Dilin açıldı. Açıldı. İyi. O zaman çok yattığım ama yürüyemedim bayağı bir. Çok yattım. Aklımca yığılıyordu, o şeyim yok şimdi. Sen ilk geldin, hatırlıyorum ben. Ameliyattan önce hiç konuşamıyordun. Konuşamıyordum hocam. Ameliyat yaptık, hiç konuşamadın. Doğru hocam, doğru. Ondan sonra buraya geldin. Hatta 4 hafta sonra kontrole gelmiştin. O zaman evet. Konuşmuyor muydun? O zaman da sen böyle dut yemiş bülbül gibiydin. Şimdi açıldı dedim güle. Çok şükür sizi sayanız hocam. Allah sizden bunu kenara alsın. Allah senin ne var ne yok, öbür taraflara baktın geldin herhalde o günlerde. Işığı gördün mü öbür tarafa? Gördüm de haberim yoktu. Haberim yoktu. Bak sana elimle kiraz topladım. Hocam iyisin diye memnun oldum. Maşallah. Vay. Bak buranın kiraz. Bizim kirazlar yener bu kiraz. Napolyon mu bunlar? Evet. Napolyon. Napolyon. Vay. Yiyip elimle bak. Kim? Senin kirazlarla aynı mı bir bak? O zaman kendimde değildim, sağ ol hocam. Ben senin yiyeceği getirdim. Yiyebilir mi değil mi? Yiyebilirsin canım. Güzel tabii. Süper olmuştum şöyle koyayım mı? Gerçekten çok güzel. Öbür tarafa gittim, ışıkları gördüm bir ara. Gördün mü? Komada gördüm. Görmedim de. Bilgin kapanmış mıydı senin? Bilgimde o zaman konuşamıyordum ya. Açıldı seni. İlk ameliyattan sonra bilgin kapandı biraz. Biraz da herhalde. Birkaç gün kapandı herhalde. Kapandı. Sonra. Sonra bir ay mı yoğun bakımda kalmıştın sen? Tamam hocam, bir ay. Bir ay da kalkamadım beni. Çok böbrek şeydi. Böbrek kolçuna falan durma seviyesine gelmişti zaten. Kreatinler. Üreler falan çok yüksek çıkıyor. Yüksekmişti değil mi? Biz zaten burada kreatin düşmesini beklemiştik. Bir yandan da muhabbet almadan ben sevgili dostlarımıza, damdan düşenlere senin videoların meşhur oldu biliyorsun. Evet. Bu ikinci video mu sohbet tabii, video? Tabii biliyorum. Sen ne diyeceğim sana? Sevgili dostlar, damdan düşenlerde Duriye Aktaş teyze... Duriye mi? Duriye deyince kızdı. Duriye Aktaş teyze Konya'dan gelmişti bundan 8 ay önce ve ciddi bir ameliyat yapmıştı, Glaskin tümörü. Ve ondan sonra ameliyattan sonra toparlamıştı, eve zorluklarla göndermiştik. Gerçekten çok yorgundu bünyesi. Tam da bu Glaskin tümöründen sonra hani yapılmaması gereken tüm yanlışlıklar yapıldıktan sonra toparlanabiliyordu. Ondan sonra yoğun bakıma, tabii ki ilk ameliyat denemesinden sonra Konya'da yoğun bakıma girmişti. Yoğun bakımda bir ay mıydı? Bir ay. Bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Ve yoğun bakım doktorları artık böbrekler çalışmıyor, karaciğer çalışmıyor, artık enfeksiyon, kan zehirlendi. Hani bugün yarın kaybederiz diye oğlunu bir defalarca uyarmışlardı. Hazırlıklı olun, kaybedeceğiz artık diye. Ve bunları öğrenince oğlu da geçen röportajlarda görmüşsünüzdür. Yani ölecekse annem İzmir'de ölsün. Annemi kaybetsem bile içimde keşkem kalmasın diye. Ambulansla İzmir'e getirmişti. Sağ olun. Biz gene burada neredeyse bir hafta yakın bakım yaptık. Medikal bakım oldu. Medikal bakımdan sonra ameliyata aldık. Ameliyata aldığımızda adeta karaciğer, safra yolları, ameliyat yerleri cereyat akıyordu. Onun videoları da var yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra da ameliyattan sonra bir eve gitmişti. Ama o dönemlerde hiç sesini duymadık kendisini. O zaman yeni bilincim geliyordu hocam. Ondan önce hatırlamıyordun öyle mi? Ondan mı konuşuyordun? Ondan konuşmuyordum. Ondan sonra bilincim geldi yerine. Bilinç gelince çene düştü. Çene düştü hocam. Şimdi ondan... çok şükür yaptım, bıraktım Allah'ım. Bin değil bin kere şükür. Ondan sonra tekrar bir ay sonra geldiğinde fevkalade sağlıklıydı. Neredeyse tanımadık ama hala da çene yok, konuşmuyor. Evet, o zaman yeni kendime geliyordum yatağa. Yatmışsın. Bacaklarımın üstüne dinelemiyordum hocam. Yığılı biriyordum yatağa. Değil mi? Bacakların bile kası kalmamıştı. Kası kalmamıştı. Şimdi şükür
Ben de tam bu hafta bizim YouTube kanalında Profesör Doktor Ünal Aydın bu YouTube kanalında yayınlıyorum ya bu damdan düşenler. Televizyon gibi oldu orası artık. Ondan sonra tam orada senin geçen yaptığın 7 ay önce yaptığın röportajın altına bu hastanın yakını bize ulaşabilir mi diye yazmış. Biri demek ki senden medet umuyor. Dert tabii. Nasıl oldu? Annen iyileşti mi? Sağ mı diye soracakmıştı ki. Ondan soracakmıştı. Direkt sen buradan sadece o senin telefonunu isteyen hastayı değil herkese şöyle bir haber ver. İyi misin? Tabii. Nasılsın? Ne diyeceksin damdan düşenlere? Vallahi iyiyim. Çok şükür doktorumun ismin neydi? Ünal Aydın. Ünal Aydın'ın sayesinde çok iyiyim. Sağlığıma kavuştum. Gene hafıza gelmiş ama çene düşmüş ama geldi. Daha isimler gelmiyor. Yok, geliyor. Geliyor yavaş yavaş. Söyle bakalım. Ne diyeceksin? O telefonuna ulaşabilir miyiz diye bu hafta sonra biri yazmışmış. Kim? Ona cevap ver. Kim olduğunu bilmiyorum. Ben. Bilmiyorum. Hani senin gibi biri hastaymış. Doğru. Evet. Ne cevap ona ne tavsiye edersin? Vallahi gelmeni tavsiye ederim. Gelin iyileşin yani. Gelin iyileşin. Ben de, bu arada kiraz abartıyorum. Bak kiraz topladım hocama. Elimle yediriyorum. Süpersin. Evet. Allah'ım yarabbim bu kadar lezzetli zamanlar bize verdiğin için bu lezzetli meyvelerle teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın biz... Estağfurullah. Sen neler söyleyeceksin? Hocam çok zorlu bir süreçten geçtik. Evet. Yani burada başta Rabbimizin izni daha sonra siz, Namık hocamın, İlkin hocamın desteğiyle annemi tekrardan aramızda görüyoruz. Bundan daha büyük mutluluk olamaz yani. Çok şükür hocam. Bayağı bir şey çektim yani. Kendimden çok yattım orada yoğun bakım. Allah razı olsun oğlumdan. Oğlumdan da çok memnunum. Bir tane o çocuğum. Bir tane. Çok şükür. Allah eşini Allah rahmet eylesin eşini. Eşimi çok genç kaybettim. Çok genç. 2 yaşındaydım. 2 yaşındayken kaybettim. Tek başına büyüttün. Büyüttüm. Çok başarılı bir matematik öğretmeni. Evlenmedim de çok da isteyerim oldu bu çocuğun sayesinde yani. Çok da didiler. Çocuğun ufak. Annem dedi çocuğunu yanına alayım, evlendirebilirim. Ben kendim istemedim. Çocuğumu bırakmayacağım. Çocuğumu bırakmayacağım. Kaç yaşında kaybetmiştin kocanı? 35 yaşında. 35 yaş. Ne kadar genç zamanlar. Ben 32 miydim? Herhalde 32 yıl. 29 yaşında. 30 yaşındayken çocuğum da olmuştu. Ama o gündür bugündür tabii çocuk, hem analık yaptın hem babalık. Okuttum. Arkasına düştüm hocam. Başardın. Başardım şükür. Çok şükür. Çok başarılı bir matematik öğretmeni oldu. Afyon'da okudu gittim. Yanına gittim kaldım. Mezuniyetinde gittim. Volvadin'de kaldık. Süper. O kaplıcalara götürdü. Kaplıcalara gittik. Ah seni. Gittik hocam. Ondan sonra... Mezuniyetini gördüm. Mezuniyetini gördüm. Sonra tayinleri. Babamla gittik mezuniyetine. Evet. Babam götürdü, kaldık orada gezdik. Evet. Orada bir kızla tanışmışlar, onu gösterdi bana. Oh! İnegöl. Bunları yayınlamazsam ben de. Bursa İnegöl'lü. Evet. Orada tanışmışlar, kızı da orada gördük. Ben dedim kendiniz şey diyorsanız ben bir şey demiyorum, anlaşırsanız dedim. Sonra? Sonra işte oldu, şey ettik, yüksük taktık, nişanladık. Ondan sonra 4-5 ay sonra düğün ettik. İşte hocam öyle. Allah gözlerim gözlerim. Hepsi böyle, Allah sıralı sıralı tabii verdi. Tabii Allah hepsini verdi hocam. Allah. Sizin sağlığıma da çok şükür kavuştum. Allah. Bilincim falan da o zaman yerinde değildi. Değil yoğun bakımda yani. Sende muhabbet çokmuş ama çoktu. Bilinci yerinde olmadığı için anladın. Tabii yoktu. Ondan sonra da şimdi sonra ama da tek başına karar verebildi. Tek başına amcası karar yanında gelmişti ama amcası değil dayısı yanında gelmişti ama dayısının ümidi bile azdı ben onu şarttım. Sen dedim önünde durma diyenin. Tabii. O kararını verdi. Tabii. Çok aile zaten sayısı çok olduğunda bu kararı da veremiyorlar. Veremezler. Ben de çok şeyini, umudunu kesmişim yani şimdi hatırlıyorum. Şimdi kalacak ömrümüz var. Evet. Çok şükür sağlığıma kavuştu. İşte küçük yaştan beri ayakta kaldığı için doğru kararlar verme noktasında. Tabii. İnşallah eşi noktasında da doğru karar vermiştir. Seni üzmüyordur, seviyordur.
Bilmiyorum, şimdiki gelinler iyi de eskiki gelinler gibi değil. Yani, o da iyi desin bu videoya. Yani, yo, iyi kötü demiyorum bak. Eskiden bizim zamanımızdaki gibi değiller. Nasıl diye anlat bakayım eski gelinler. Yok, eski gelinler kaynanaya bir evde kalırlardı, otururlardı, yemek, muhabbet. Heh. Ekmek yapılırdı, yemek yenirdi. Bayramlar, seyranlarda, seyranlarda olurdu, toplanırdı. Şimdi herkes kendi başına. Ama zaman öyle zaman. Zaman öyle. Zaman yani öyle. Zaman öyle. Millet iki gün tatil bulunca direkt arabayı binip tatile gitmek. Kafa dinliyor. Kolay değil. Evet. Onlara da zor. Çalışanlara da değil zor. Değil mi? Onlar tabii bir nefes alacak. Tabii nefes alacak, gezecek. Değil mi? Onların da şimdi çocuklar var, iki tane. Allah fahişesin. Evet, kız bir oğlumuz var. Evet, torunlarımız da. Sen gördün bak sağlığın bir hareketini. Gördüm sen. Onları gördüm, kucağına alıyorum. Çok aldık, kucağıma aldım. Süper. Bir büyük kızım Zeynep'i daha çok seviyor. Bunu da yayınlansın. Sen bugün var ya. Küçüğü daha seviyorsun. Küçüğü de seviyorum da o kız ilk gözümüzün ağrısı. Ona çok baktım ya. Biz yine Hakkari'ye gittik. Elin payın Hakkari'ye çıktı. Yanımda kaldım. Ben büyüttüm ya. Ona daha çok şey düşkünüm yani. Çok da. Ona çok düşkünüm. Çok da. Evet, çok şükür iyiyim. Filmlerin de güzel çıkmış. Baktım ben filmlerine. İyi hocam. Ya aslında şimdi hocam, bazen espri yapıyorum. Maşallah diyorum. Bu ameliyatı kim yapmış bu kadar temiz diyorum falan. Çok sağ ol hocam. Senin sayana. Senin sayana. Espri yapıyorum. Evet, senin sayana. Çok şükür. Çok. Ve filmlere bakıyorum. Tertemiz. Şimdi İlkim'imle senin yemeni, içmeni, beslenmeni, yönetsi. Hocam çok et yenir mi? Çok et, Mehmet çok et yedi. Şimdi artık İlkim Hoca, ben karışırsam İlkim Hoca kızar bana. Tabii. Sen kendi işini yap, ben kendi işimi yapayım der. Tabii. O yüzden orada et de fazla yedim de fazla. Ama eğilip bükülmeden dert etme. Baksana kirazları bile toplamışsın. Yok. Ne güzel. Kirazlar sattınız mı bu yıl? Satılacak kadar yani kiraz var mı? Yok, fazla da yok. Yok, yok. Bir de Konya'nın sarı, beyaz sarı kirazı çok kıymetli ya. Ha, beyaz kiraz. Beyaz kiraz. O da çok güzel. O da tam olmadığı için. Tam olmadı, onlar reçelde yapacaksın. Tamam, reçelde yapıyor da ben yapmıyorum bu sene peki. Yaparsın hocama da gönderirim. Gönderirim sana reçel hocam. Maşallah yalnız. Teşekkür ediyorum. Yaparım sana. Çok süpersin. Yalnız iyi ki çenen açılmış. Açıldı. Tüm. Açıldı. O gece zaman kendimde değildim hocam. Yani. Bir ay sonra bile kendine gelmemiş misin? Daha gelmedim. Üzerine silindir gibi geçirdi aslında. Tabii kendine gelmediydim. Çok yatırdılar beni. Evet. O cenaze sürekli vücudun içerisinde hocam. Tabii. Atamadım. Vücudun tüm gözlerine dolmuş belki. O zehri atamadım. Şimdi iyiydi, toparladım. Kirazını topluyorsun, yemeğini yapıyorsun. Tabii tabii, yemeğimi yapıyorum, işimi yapıyorum, makinemi, ufak makinemi var, tutuyorum. Eğilemiyorum da eğilme dediler. Eğil sen artık yavaş. Eğileyim mi? Eğil. Sağ ol hocam. Senden, bak senden duyduğuma da, onlara tamam, da şey gitmedim. İyiyim. Yeniye yürüyorum, gidiyorum bayağı, annem bile falan gidiyorum tek. Bayağı var aralar. Bir önceki röportajda seni konuşturma, sadece onunla konuştuk. Bunda da onu konuşturmuyor sadece seni. İyi, benimle konuşuyor. Evet hocam, senin sayanı. Gelmiş geçmiş. Çok, çok yattım. Ben ayaklarımın şeyleri şey etmiş yata yata. Bacaklarımın şeyleri. Kasları erimiş. Kasları erimiş. Çok yatırdılar beni hocam. Bayağı bir çıkınca da şey ettim. Ondan sonra bir hafta, 10 gün sonra biraz şey ettim. Yürüdük süre. Açık şey ittik sıra kendime kendine gelmeye başladı. Gelmeye başladı. İlkimi yönetsin o işi. Sütü içtim. Sütte içtim, protein. Şu kefir mi? Kefir de içtim. Kefir içtim. İşte dün içmediydim. Hiç ama onların hepsini gene bizim fayda. Bir arkadaşlar bütüncül tedavi adına hepsini karışıyorlar. O kayıtları şimdi kayıt listesine her hasta için dosyasını koyalım onları. Kefirde içtim. Devamlı içtim yani. İçtim hocam, içtim. Maşallah. Süper. Çok şükür. Sizin sayanım. Daha göreceğimiz gün varmış. Dua kabul olsa ancak bu kadar kabul olur. Aynen hocam. Yani duamet geçirmezdim hocam. Geceden kalkardım, namazımı kılardım. Tevcid namazı, orucum içim. Bu sene tutamadım orucu da. Amin. Yani evlat olarak annenin iyileşmesini bu derece vesile olmanı helal.
helal. Annen şey olarak yani annenin iyileşmesini... Sağ ol, teşekkür ederim. Bu kadar vesile olmak... Ayrıca böyle insan otururken bir çayını kahvesini içerken şimdi böyle ruhsal huzur getiriyor değil evet, mi? Evet, huzur getiriyor. Aynen öyle. Ben çok sıkma yapardım hocam. Aa, sıkmayı biliyorum. Çok ağır. Yufkanın içine kuru peynir. Kuru peynir, ya, kuru peynir tereyağı hemen sık. Sıkmayı çok yapardım. Vay. Siz gelsen de size yapayım. Bir daha gelirken bize sıkma getir. İnşallah. Yufka, kuru peynir sıkalım burada yiyelim. Burada mı sıkılır? Direkt burada sıkıp ekibe yedirelim. Öğle yemeğini bedavaya getirelim. İnşallah. Çok kıymetli tabii. Yani şu işin, şu gücün içinde, şu sohbet. Yani gerçekten çok büyük şeye, çok büyük, bizim için de çok büyük bir ödül. Yani hangi kelimeyle anlatacaksın ki? Aynen. Ya, şunu söyleyeyim. Benim meslektaşlarım arasında... Kime bunun lezzetini anlatacaksın? Ya da sen bir evlat olarak hangi evlada bu lezzeti anlatacaksın ki, değil mi? Bizim yönümüzden de farklı bir duygu, sizin yönünüzden de çok farklı bir duygu yani. Öyle hocam. Sizin sayenizde de ya. Beni yoğun bakımda çok yatırdılar, orada işte kendimden şeyim kaldı. Annem de iyileşmek istedi yani. Siz ne demiştiniz ama o sınırda anlaşmak. İyileşmek isteyen hasta iyileşir. Tabii. Hayır, hep diyoruz ya, niyet ettim Allah razı olsun, iyileşmeye uydum, hazır olan doktora. Doktora, tabi. Tabi canım. Allah. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Bir daha göstermesin. Amin. Sevgili dostlar, dile kolay. Sohbetin bereketinden de anlaşılıyor. Yani öyle hani klasik tümör gibi hiç görülmemiş bir hastalığı yakalayacaksınız. Konya'nın bir kasabasında ya da ilçesinde. Ondan sonra tutacaksınız. Efendime söyleyeyim, doktora gideceksiniz. Doktor size kateterlerdi, mateterlerdi, pankreas iltihabıydı, karaciğer, kolanjit, enfeksiyon, karaciğer absesiydi. Ondan sonra doktor size ameliyat yapmak için açacak. Sonra ameliyat olamazsınız diyecek, yapılacak bir şey yok diyecek. Belki bir iki haftaya, belki bir iki aya kaybederiz diyecek. Ama hasta bu kez de ameliyattan uyanamayacak. Tam olarak enfeksiyon, iltihap devam ettiği için sağlık değerleri hatırlıyorsun 20'nin üzerinde olacak. 20 küsürlerde 24'tü. 20 küsürler sağlık değerleriyle masaya gireceksiniz. Sonra bir aya yakın yoğun bakımda yatacaksınız. Doktorlar her gün sabah ya da öğlen hasta görüşmesinde bugün kaybederiz, yarın kaybederiz diye her gün ölümünü bekle diye tek başına oğlan, tek başına 2 yaşından beri büyüttüğü annesini, başka hiçbir kardeşi olmayan annesini kaybetmenin üzüntüsünü yoğun bakım yönünde yaşayacaksınız. Hikayeyi dinlediniz. Sonra da tek başınıza karar vereceksiniz. Ya ben bunu kabul etmiyorum. Ölürse de İzmir'de ölsün. Kararını tek başına alacaksınız. O yüzden yani yaptığın hareket bizim ameliyatın 1000 katı. Başka insanlar, koca koca adamlar o kararı alıyor. Sonra buraya geleceksin. Ondan sonra biraz toparlanacaksın. Dünyanın en büyük ameliyatı, klasik tümör ameliyatı olacaksın. Ameliyattan sonra toplayacaksın. İyileşeceksin. Memlekete gideceksin. Bir ay sonra kontrole geldiğinde bile buralarda böyle çenesinden daha 3 tane laf alamayacaksın. Çünkü hastalık daha halen geçmemiş tesiri. Aradan 8 ay geçecek. Film kontrolüne geleceksin. Her şey tertemiz. Dalından kendi kirazını toplamış. Kendi muhabbetini yapıp biraz da çenesi açılınca da azıcık da gelini melini, torunu açık sözle laflar söyleyeceksin. Velhasıl hayatın tam içine kadar gireceksin. Ondan sonra da oturup ya çok güzel değil mi kelimesiyle, çok mutlu değil mi kelimesiyle bendeniz oğluna tebrik edecek ya da o bana tebrik edecek. Birbirimize hani affedersin komplimanlarla bu masada ya bravo hocam çok güzel iş yaptı diyeceksin de bu işin büyüklüğünü anlatmaya çalışacaksın. Bence mümkün değil. İçine girmek lazım duygunun belki de. Olayın içine girmek lazım. Nasip noktasında inançların içine girmek lazım. Evet, temenni, beklenti, için. Niyet noktasında. Hani dedik ya niyet ettim Allah rızası için iyileşmeye uygun lazım olan doktor. Niyet noktasında işin içine girmek lazım. Sabah bir dostumuzla sohbet ettik. Onun dediği gibi enerjinin içine girmek lazım belki de. Her neyse.
duygulandırdığın birisi. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ ol Allah. Primlerin temizlikte. Çok şükür hocam. Bir kontrol zamanında dışarıda bekleyen hastalarımız da üzmeden bir kontrol vaktinde konuşmuş olduk. Tabii ben burada muhabbet nispetini kontrolünü yapacağım ama detaylı metabolik, detaylı beslenmeyle ilgili, kayıtlarla ilgili, kas kitlen, yağ kitlen, enerjin, raporlarla ilgili detaylı değerlendirmelerle birlikte raporunu İlkin hocamızla birlikte dahili hekimimiz hazırlayacak. Tabii çok yaptım. Bütün tedavi adına zaten rahatlı bir şekilde takibin devam tabii, edecek. Tabii sağ olun. Bize artık sohbet düşüyor. Hekimimiz çok genişledi. Tabii sağ ol canım. Bu sohbet de kıymetli. Tabii canım. Tabii. Öyle. Sen de çıkıyorsun. Evet. Sevgili dostlar, geçmiş olsun hepinize. İnşallah sizlere de hoş seda içinde, mutluluk içinde iyileşmek nasip olsun. Amin. Cümlemize.